Dün bir polemik yaşanmış, ben seyretmedim. Ekrem İmamoğlu, Sözcü'de Senem Toluay Ilgaz'ın yönettiği bir programa konuk oluyor. Ve de o programda TOKI ile ilgili iddialarda bulunuyor. Bunun üzerine TOKI Genel Müdürü yayına bağlanmak istiyor. Ekrem İmamoğlu da Senem'i azarlıyor. Yaptığınız iyi bir şey değil işte. Burada yarın bir gün bakan olsa, şey olsa... Kiptaş Genel bağlı arasa bağlar mıydınız? Ee, ve de e, tatlı tatlı şey yapıyor. İsmail susuyor. Deniz araya giriyor. Diyor ki ama diyor biz gazeteci olarak iddialarda bulunduğunuz zaman bunu dile getirmediyiz. Şimdi bir televizyoncu gözüyle yorumlayayım ben size bunu. Yıllardır gazetecilik yapıyoruz. Orada tabii sevgili Uğur Dündar da var sanırım değil mi? O bizden daha da iyi biliyordur. Şimdi bu tür programlara çıkarken konuğunuzla dürüst bir anlaşma yaparsınız yani birebir konukla olmayabilir. Belki basın danışmanıyla, Murat Murat Ongun'la olabilir, şeyle olabilir. Bazı konuklar der ki, istediğinizi bağlayın. Hiç umurumda değil. Yani ben buradayım. Yani Başbakan vardı, bağla. Cumhurbaşkanı vardı, bağla. TOKİ başkanım vardı, bağla kardeşim hiç benim umurumda değil, benim şeyim yok der bazıları. Yani birebir demese de basın danışmanı der. Bazıları da der ki, ya bizim böyle bir süremiz var. Biz bir polemiğe girmek istemiyoruz. Biz burada siz bize de her şeyi sorun. İstediğiniz her şeyi sorun. Ama biz birebir birisiyle polemiğe girmek istemiyoruz. Ve de özellikle de şeyle de girmek istemiyoruz. Hani denkle, denk diye bir şey var burada şimdi. Hani her arayanda bağlama. Bizim de koskoca İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı. Hani bir, üçüncü plan olarak onu söyleyebilir mesela. Ya, biz bir bakalım hani kim oluyor falan diye. Şimdi anladığım kadarıyla bu konuşma öncesinde yapılmamış programa çıkarken. O yüzden program sırasında Ekrem İmamoğlu TOKİ'ye saydırıyor. Diyor ki şunlara da yapıyorlar, böyle yapıyorlar, kazıklıyorlar. Bu adamların yaptığı şeyi yapmak için 80 bin lira para kazanıyor olman lazım. Bunlar halkçı değil, bilmem ne değil, şey değil. TOKİ genel müdür de bakıyor, diyor ki ya bir dakika burada bizim adımız geçiyor. Biz de arıyor kanal diyor ki biz cevap hakkımızı kullanmak istiyoruz. Şimdi burada off kalan senem olmuş ya da o programın yapımcısı olmuş. Aslında bütün herkes orada bir offside'de kalıyor. Çünkü ya bu Ekrem Bey'in yapması gereken bir şey değil. Şimdi Ekrem Bey orada senem yıllarım gazetecisi, meslektaşımız. Her şeye geçtim. Uğur Dündar var orada yani. Hani Uğur Dündar var. Televizyonculuk deyince hepimiz Uğur Dündar'la yani şey yaptık. E, İsmail orada, Deniz orada, yılların gazetecileri. Şimdi şu şık olmamış yani Ekrem Bey. Böyle gazetecilik olmaz, böyle televizyonculuk olmaz. Siz işte bilmem ne Yani bir televizyonculuk dersi, yani siz öyle verdiğiniz zaman karşıdaki gazeteci arkadaşımın da İsmail'in de şey demesi lazım. Yani Ekrem Bey, siz de böyle diyorsunuz da bak bu bu, bu rakamlarda bu, bu denilenlerle örtüşmüyor demesi lazım yani. hani Yani o zaman demek istediğim yani hani bu da siyasetçilerin yapması gereken bir şey değil yani biz de burada gazetecilik yapıyoruz bilmem ne. Ama oradaki kaos aslında bu işin yayın öncesinin netleşmemesinden. Benim gördüğüm kadarıyla o zaten sonrasında hep beraber uy uyuluk uyluk yemeye gitmişler. Uyluk ne ya? <laughs> ne Kenan uyluk oğlum? Millet baksana programlara geliyor. Biz hiç kimseyle bir yemeğe gitmiyoruz, bir şeye gitmiyoruz. Programa geliyor, çay kahve ikram ediyoruz. Programımızı yapıyoruz, eskişiyoruz, ayrılıyoruz. Millet uyluk yemeye gidiyor. Gel Kenan buraya. Nereye gitmişler öğrendin mi uyluk yemeği? Deniz e, mesaj atmış şeyde. Sesini de aç. Sesini aç, sesini. İsmail Saymaz'la beraber ikisi gitmişler. İsmail Saymaz götürmüş onu. Onu gördün fotoğrafını. Uyluk bacağın e, yani büyükbaş hayvanların bacağın bu alt kısmına deniyor. E, Peki uylukçu diye bir şey mi var? Ben gitmedim hiç yani. Ya yani sakatat diye geçiyor. Ben de çok şey değilim Cüret Bey. O konuda vakit et konusunda iyiyim ama sakatat konusunda zayıfım. Uyluk yemedim. Yani böyle bir adet mi var biz bilmiyoruz. Var, Program var. bittikten sonra uyluk yemeye mi gidiliyor? Evet. <laughs> şeyi biliyorum. Hani eskiden işkembeciye gidilirdi. Çok fazla içersen işkembeciye gidip bir işkembe çorba içilirdi eve gitmeden önce ama uyluk ne abicim? Televizyon programı bittikten sonra? Hayır böyle bir adet varsa kaz lobisi de bunu yapıyorsa biz de ıskalamayalım yani şimdi Deniz biliyorsun kaz lobisinin bir numaralı ekibi yani hani biz espriyle karışık Kars lobisine kaz lobisi diyoruz da o yüzden yani şeyde. Bundan sonra gelen biz de, o? biz de yemeğe götürelim. Yok bayağıdır bilinen bir şey Cüneyt Bey bu. Yani bir dakika sen uyluk dedin. Diyorlar ki atmasın Kenan uyluk değil uykuluk diyor. E, uyluk yaz, yazmış Deniz'de. Uykuluk ha uyluk mu uykuluk mu? Kuzunun bezi. tiroid bezi diyor. Kuzunun tiroid bezini mi yemeye gitmişler programdan sonra. <laughs> <laughs> Uyulu bilmezsen uykulu hiç bilmezsin diyor. Abi biz çok geride kaldık. Et kültürümüz biz biraz ben... bir geride şeyde. Yani, yani sakatat konusunda ben de zayıfım süredim. Hayvanın göğüs kafesi sakatat değil bu. Hayvanın göğüs kafesinin üst kısmında bulunan timus pankreas bölgesindeki salgı bezlerinden oluşuyormuş. Ben Allah. bu masada yokum. Peki yani İsmail'in bu herhalde özel merakı. Dedi ki Ekrem Bey hadi gel bir uykuluk yemeğine gidelim. Uykudan önce. <laughs> Afiyet şeker olsun ne diyelim yani. Hadi. Peki Kenan bir bak bakalım böyle bir adet varsa ıskalamayalım biz de. Şimdi, tavuk, şimdi tavukçu arkadaşıma soracağım. <laughs> tamam sor bakalım tavukçu ne diyor abicim. Neyse bu vesileyle bunu da öğrenmiş olduk. Program üzere uykuluk yemek iyi geliyormuş. <laughs> bir gün İsmail'e söyleyin bizi de götürsün. <laughs> Bizim neyimiz eksik yani İstanbul Belediye Başkanı değiliz diye değil böyle şey yapıyor? Tabii şimdi Ekrem Bey'in yaptığı şık bir hareket değil orada. Senemi orada hele canlı yayında e, hani böyle bir Senem de kibarca olayı idare etmeye çalışıyor aslında. Bir canlı yayında yapılan şık değil. Ekrem Bey'in hani geçtim bir meslektaşımızı, bir kadın meslektaşımızı zor duruma düşürüyor. Orada Ekrem Bey de ne olacak? Uğur Dündar 10 tane laf eder. Etmez mi? E de bilir istese. İsmail o, o, istediğini söyler. İstese. O, şimdi öyle bir gerilim olsun istemiyorlar. Gelmiş sözcüğe. Seçim öncesinde bir gerilime, küsleye, büyütmeye gerek yok. Bir bu ayıp. İkincisi, kardeşim program bitiyor. Uykuluk yemeğe gidiyorsunuz. Senemi almıyorsunuz. Bu daha büyük ayıp. <laughs> yani bence... <laughs> Ayıp değil mi ya? <laughs> hep beraber yaptınız, hep beraber gidilir. Senemi niye almıyorsunuz yani? Erkek erkeğe uykuluk yemeği gidiliyor. Böyle şeyler görüyorum abi. Türk erkek adetleri. Hep beraber kebapçıya gidiliyor. Kaç 10 erkek kebapçıya gidiyorsun abi. Kebap yiyorsun, rakı içiyorsun, ayran içiyorsun. Ve bir sohbet ediyorsun mesela. Ya Tanıdıklar üzerine alınmasın ama bir de pro içen erkekler profili var böyle. Oturuyorlar 6 kişi, 10 kişi. Kocaman pro'lar yakılıyor. <laughs> ya hiçbir de demiyor ki ya şu yan masadakiler rahatsız olabilir. Yani yaptığımız ayıp bir şey. Yani ortalıkta böyle bir pro içiyoruz. Abi o pro'yu içiyorlar mı, yiyorlar mı anlamıyorum da. Bu kadar zevkli bir şey mi pro içmek onu da bilmiyorum. Ben sigara bile içmediğim için. <laughs> Ve bunları mesela kadınla erkekle olmuyor bu işler gördüm dünyada böyle mi bilmiyorum ama erkek erkeğe kebap yemeği ediliyor erkek erkeğe böyle bir pro e, muhabbetleri dönüyor kadınların içmesi yasak gibi herhalde yani zaten Türkiye gibi bir ülkede hani bunlar çok fazla zerafet şeyleri adam geliyor yakıyor sigarasını yanında pöfür pöfür içiyor diyorsun ki, ya ben içmiyorum hani benim suçum ne sen olur mu içecek veren? Böyle mekanları protesto ediyorum. Bazılarına gitmiyorum. Gidiyorsun orada sigara içene. Normalde yasak kapalı mekanda sigara içmesi. Hatta açık havada bile restoranın ortasında sigarasını yakıyor. Aa burası açık hava. Hayır restoranın ortası dumanın bana geliyor. Restoran sahibi de pro içenden sigara içenden taraf tutuyor. Böyle yerlere gitmiyorum ben. Protesto ediyorum. Vallahi çok sevdiğim balıkçı vardı. Bir gün camı açtım. Hanımefendi sigara içiyor. Bir de camın açılmasından rahatsız oluyor. Üşüyor. Dedim ki peki sigarayı dışarıda için o zaman montunuzu giyin. Garson da koşa koşa gelip beni azarlıyor camı kapatıp panfendi üşüyor diye. dedim hanımefendi niye sigara içiyor ya o zaman? Ben de, ben de rahatsız oluyorum bundan. Hanımefendinin tarafında tutunca müessese ben de alıyorum ceketimi çıkıyorum. Size de tavsiye ederim yani. hani Zaten komik komik rakamlar ceza diye geliyor. Ceza kestiği ceza caydırıcı ne olacak? Bir masadan alıyor senin. Bir masanın bir seferinden alıyor. O masayı üç defa daha döndürüyor. Sağlık Bakanlığı sigara içmeyenleri tut, yanında değil yani benim gördüğüm kadarıyla. Belediyeler hiç değil. Sigara cezası kaçtı? En son böyle komik kocaman bir pankart asmış. Bu müessesede sigara içenlere ceza uygulanıyor. Ne kadar? 60 lira. 600 lira. 6 bin lira olsa ne olacak? Yaz 600 bin lira bak ne oluyor? Bir daha içiliyor mu orada? Bak yine sinirlendim. 365 liradan 617 liraya kadar şey vermiş, ceza vermiş. İşletmelerde de 8540 liradan 42858 liraya kadar. Ya bırak kim bunu kesiyordur ya. Yani? 48 bin daha az diyorum ya. Ver 500 bin cezayı bak bir daha kesiyor mu? Uygulama da yok, ceza da yok diyor Volkan Ak Yıldırım. Bizim suçumuz ne? Sigara içmiyoruz. Pro içmiyoruz yani beyefendinin prosunun maruz kalmak zorundayız. Yani. Bir nevi taciz altındayız. Suçumuz ne? gitmişiz orada oturuyoruz. Garson onun yanında, müessesi onun yanında. Ama burası hani var ya bizim turistik şeyler. Sezon kısa. Hadi <laughs> orada anlıyorum sezon kısa diye geçiriyorlar her şeyi yani turisti. Bunu kader gibi yaşıyoruz. Böyle şeyler konuşulmuyor bile. Kenan diyor ki birkaç mekan şikayet ettim gelmediler bile diyor. Ya gelsene olacak kapıdan Sistemi nasıl işlediğini biliyoruz hep beraber. Şimdi diyelim Ekrem İmamoğlu'na dönelim. Uykulu yemeğe gitmişler. O sırada Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'da Twitter'ın başına geçmiş. Tweet atıyor Ekrem İmamoğlu'na. Cumhurbaşkanı'nın başdanışmanı olarak koskoca. Ne geri atıyor? Getir onun ekranı. Diyor ki Sen Toki Başkanı'nın ne muhatap olabilirsin ne de tırnağı kibir abidesi, cüce, kıt beyini, Trabzon'un yüz karası müptezel. Oktay Bey ne iş yapıyormuş ben merak ettim. Yani belagati çok güçlü gördüğüm kadarıyla. Yani böylesine bir duruma e, verdiği tepki. Dur bakıyorum şu Oktay Saral diye girelim yani. Bakalım bir nereden bir PhD'si nereden? E, Oktay Saral. Girdim. Oktay Saraz şu an ne iş yapıyor? İyi düzeyde İngilizce biliyormuş. Evliymiş. Üç çocuk babasıymış. Wikipedia'ya girelim bakalım. Yani şimdi böyle bir cümleleri kurduğuna göre 67'liymiş. Osman Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nde Mühendislik, Mimarlık Fakültesinden mezun olmuş. Serbest inşaat mühendisi olarak çalışmış. 99-2000 yılları arasında 11 yıl arasında of belediye başkanlığını yapmış. 11 ile 15 arasında da 24. dönem İstanbul Milletvekili'yi yapmış. Peki Oktay Bey'e ben buradan soruyorum. Akşamleyin bu tweet'i attınız. Bak şimdi de bunu izliyorsunuz. Birileri size haber verirler muhtemelen. Siz şu üstü bu kendinize bir, kendinize bir, şimdi of belediye başkanlığını yapmış, mühendis, mimar, okumuş, yazmış, üç tane eminim pırıl pırıl çocuğunuz vardır. Onların babasına yakıştırıyor musunuz? Bir, iki, Cumhurbaşkanı baş danışmanı makamını yakıştırıyor musunuz bu üsluba? Yakıştırıyorsanız tanık sizin. Buyurun Savcı Bey. <laughs> Yakıştırmıyorsanız bilmiyorum. Ya dün çünkü yılbaşı çekiminde Selçuk Hoca ile biraz bunları konuştuk. Çok güzel bir program oldu. Tavsiye ederim. Ya eğlence de var ama ya yani sadece öyle kuru kuruya vur patlasın çal oynasın ee, bir eğlence yok yani. Biraz aleyna tilki geldi. Gökhan Otamıştıgil bu üniversitelerdeki İsrail boykotu baskısını konuştuk. Selçuk Hoca ile konuştuk ama bu işte pizza ne olacak eğitim şartı falan konuşmadık. Dedim ki yani geliyorsun Türkiye'ye nasıl gözüküyor? Diyor ki geliyorum gerginliği hissediyorum. Pasaportu uzatıyorum polis mutsuz. E oraya gidiyorum taksici mutsuz. Geliyorum garson çayı bırakırken mutsuz. Akademisyenle konuşuyorum. Mutsuz. Bütün ülkede bir gerginlik var. Ve de bu gerginliğin nasıl hallolacağını konuştuk. Bir reçete yazdı Türkiye'ye. Kendisi aynı zamanda biliyorsunuz NYU'da psikoloji şey veriyor. Aslında çok haklı. Biraz böyle yarım saat falan bu mutsuzluğumuzun nedenlerinden konuştuk. Biz neden bu kadar mutsuz? Ne kadar, neden bu kadar gerginiz? Konuştuğumuz konulardan bir tanesi siyasetçilerdi. Siyasetçiler çok geliyor üstüne. Sen şimdi şu şeye, Ekrem İmamoğlu'nun bu attığı, yaptığı şeye e, ister hata deyin, ister kibir deyin. Bin tane esprili bir şekilde bir şey hazırlayabilirsin. Ama kardeşim bunu getir o tweet'i tekrar. Benim oğlum böyle bir şey dese hop derim ne yapıyorsun? Yani cüce. Şimdi cüceler yani cüce mi yani bu hakaret mi cüce demek yani? Yani bunu hani çocuk dese dersin ki, oğlum Mavicim sakın insanları böyle kategorize etme. Ne demek güceyi bir hakaret şeyi olarak kullanıyorsun? Böyle bir şey olabilir mi? Kıt beyinli. Müptezel. Birazcık daha yaratıcı olunabilirdi yani hani bir tweet atarken. Hakaret etmenin de incelikleri var değil mi yani? Daha güzel bir şekilde de hakaret edebilir. Daha ince görülebilir yani. Bu böyle tamamen şey getirin la taş yok mu? <laughs> Uzaylı gördük taş yok mu kafasına sallayalım. O yani. <laughs> Hay Allah'ım ya.